kere ne kadar kötü olursa olsun Santiago Bernabéu'da herhangi bir Real Madrid'i yenmek için senin iyi olman lazım. Evet. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle hemfikiriz o konuda. Yani Galatasaray daha o noktaya, ya bu kadro öyle bir kadro olabilir mi bir gün? Anlatabiliyor muyum? Yani şu isim kadro, isim Fatih Terim'den başlayarak bu kadro istikrarlı, işte birlikte oynayarak, tekrar ederek bir noktaya gelseydi, gelmiş olsaydı, evet. Anlatabiliyor muyum? Yani hani bu kadro hangi Galatasaray? Yani UEFA şampiyonu Galatasaray da değil yani. Hani daha yakın zamanlarda izlediğimiz 2 sene önceki mesela Galatasaray olabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Ama yani o şeyi maalesef yakalayamadı. Yani hem oyuncu performansları, bireysel performansları çok çok az sayıda oyuncu o noktada. Hı hı. İkincisi Real Madrid için de koparma maçı. Anlatabiliyor muyum? Ha şu olur mesela, hatırla Manchester United'la grup. Hatta beni eleştirmişlerdi. Kim atmıştı? Burak Yılmaz golü atmıştı 80'lerde 90'larda. Kluja mı ne? Evet. Hiç golü yoktu Galatasaray'ın. Belki de bu beraberlik golü şeyde TT'de. Belki de bu gol, son dakikada gelen gol, kim bilir Galatasaray'ı gruptan çıkaracak demiştim. Ertesi gün önemli yazarlarımızdan biri sen matematikte mi bilmiyorsun falan demişti. Galatasaray çıkmıştı o gruptan. Ama şöyle olmuştu, Manchester garantilemişti. Son maçta Manchester'la oynanıyordu. Yani denk gelmişti ama bir olasılıktı. Evet. Anlatabiliyor burada muyum? Burada da olasılığa tutunma maçı. O işte o mesela PSG eğer işi bitirirsen yener, ondan sonra Brüj olabilir, neden olmasın. Ama bir şey göremiyorum Galatasaray'da. Yani o ışığı göremiyorum diyorsun. Bir 30 dakika görüyorsun. İşte Konya maçında bir 30 dakika görüyorsun. Veya geçen hafta bir 15 dakika görüyorsun. Ama mesela derbideki oyun. Yani şimdi aynı atmosfer olmayabilir ama hani şimdi o şeyde çıkıyorsun oraya. Hani büyük, kötü büyük veriler var. Doğru. Veriler iyi değil. Yani veriler iyi olsa daha umutlanacağım da. Ama futbol bu işte. Yani şimdi son anlarını kes, bir montaj yapalım. Fenerbahçe-Kayserispor maçını bir Güney Koreli futbol severe bu maç kaç kaç bitti diyelim. Bir tek Kayseri'nin galibiyetini söylemez. Veya Trabzonspor-Göztepe maçında. Hı hı. Hani yani anlatabiliyor muyum? Ha, bu futbol bu. Futbol bu. Yani sen bir şey ortaya koyarsan kötü tarafta bile olsan, hayır, zayıf tarafta bile olsan bir şeyler kazanabilirsin. Futbol bu ama dediğim gibi veriler maalesef hani çok ümitlendirmiyor beni.